Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bu şekilde el açması harika bir tatlı yapacağız. Tatlı diyorum çünkü bu şerbetsiz bir baklava olacak. Şerbet hazırlayamıyorum diyenler için, hani şerbetini tutturamıyorum, nasıl yapabilirim diyenler için çok güzel bir alternatif. Risksiz, tamamen böyle kıyır kıyır, uzun süre tazeliğini koruyan çok güzel bir lezzet. Şimdi hemen yapımına geçelim. Hamur hazırlamakla başlıyorum öncelikle. Bir tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Şöyle yarım çay bardağından birazcık eksik olacak şekilde aynı ölçüde su ve sıvı yağ ekliyorum. Yarım su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. Malzeme listesinde ve tüm püf noktalarını bilgi kutusuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir fiske tuz ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu aşamada 1 yemek kaşığı sirke eklemeyi unuttum. Sizler unutmayın lütfen. Yanıma 3 su bardağı un aldım. Şimdi unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Ve 1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu ekliyorum. Çırpıcıyı çıkarıp şimdi yoğurmaya başlayacağım elimle. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Orta sertlikte bir hamur olacak. Çok yumuşak yaparsak eğer çok fazla nişasta çeker hamur olur tatlımız. İstediğimiz kıyırlıkta olmaz. Çok çok da sert olursa eğer açması çok zor olur bizim için. Şimdi kıvamını tam göstereceğim size. Belli bir aşamadan sonra şöyle hamur matının üzerine bir miktar un alıyorum. Ve hamurumu alıyorum. Şöyle elimle dıştan içe katlaya katlaya yoğuracağım. Bu aşamanın hepsini ben göstermedim size. Çünkü yaklaşık bir 10 dakika kadar yoğurdum. Hepsini buraya eklemem mümkün değildi çünkü. Hamurumuzu ne kadar çok yoğurursak o kadar pürüzsüz ve kıvamlı olur. Börek ve baklava hamurlarında yoğurma kısmı gerçekten çok önemlidir. Bu şekilde bakın ben videoyu kapattım. Yoğurmaya devam ettim. Böyle sakız gibi çok güzel bir kıvamı oldu hamurun. Şimdi hamurumu parçaları ayıracağım. Hepsini aynı boyutta yapmaya özen göstererek 7 tane beze yapıyorum. Ve şöyle nişastalı karışıma, nişastaya yani sadece bulayarak şöyle çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Belki birazcık daha büyük şöyle. Mısır nişastası kullandım açarken. Dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Şu sağ tarafta görmüş olduğunuz şekilde arasına bir poşet koyarak nişastayla hafif açtığım bezeleri üst üste koyuyorum. Ama aralarında tabii ki de poşet olmalı. Bu şekilde üzerine streçleyip şimdi ben iç malzemesini hazırlayana kadar bu bekleyecek. Dilerseniz bunu bir gece önceden de yapabilirsiniz bu işlemi. Şöyle 2 su bardağı kadar ceviz içim var ve 1 su bardağı şeker ekliyorum. Bunu bir güzel harmanlıyorum. Cevizleri mümkün mertebe rondodan daha incecik çekmeye çalışın. Çünkü bu tarifin özünde ince ceviz kullanılıyor. Burada da bir tas nişasta, bir tas un var. Bunların ikisini harmanladım. Ve bu şekilde un eleğimi alıyorum. Açarken kullanacağız bunu. Unlu ve nişastalı karışım. Şimdi her şeyi hazırladım. Hamurumu açmaya geldi sıra. Masanın üzerini nişastalı unlu karışımdan ve bezemin üzerini de nişastalı unlu karışımından şöyle ekleyerek açmaya başlıyorum. Oklavaya sararak şu şekilde ileri geri hareketler yaparak hamurumu büyütebildiğim kadar büyüklükte büyütüyorum. Hamurun kıvamı gerçekten çok çok güzel olmuş. Yani daha öncesinde de börek ve biliyorsunuz kete yapıyorum bol bol. İki hamurundan da çok çok farklı ama yani ipek gibi bir kıvam olmuş. Kesinlikle açarken asla yırtılmadı. Kete ve böreklerin bazen yırtılabiliyor açarken. Ama bakın bunda gerçekten ufacık bir çatlak, ufacık bir yapışma dahi yaşamadım. Hamuru hem beklettiğimden dolayı hem de herhalde yoğururken çok güzel yoğurmamdan dolayı
Böyle bir güzellikle karşılaştım. İpek gibi çok güzel kıvamda bir hamur oldu. Tüm bildiğim püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizlerin de çok güzel yapabilirsiniz bu şekilde. Son açmada şöyle kenar kısımlarını hafifçe bir nişastalı unlu karışımdan serptim. Yufkamızı ilk etapta biraz nişastalı unlu karışımdan ekliyoruz ama açmaya yakın, yani büyüdükten sonra çok fazla eklemiyoruz unlu karışımdan. Çünkü böyle unlu unlu nişastalı nişastalı kalsın istemeyiz. Bakın gerçekten kocaman açıldı. Şu an çapını ölçemedim ama yaklaşık oklavam kadar büyük oklava kullanıyorum. Açıldı, incecik de oldu. Şimdi yapımını hemen geçelim. Yufkayı şöyle ortadan ikiye bir rulet ya da bıçak yardımıyla keselim. Hazırlamış olduğum bu cevizli şekerli karışımdan iç kısmına yayalım şöyle. Ceviziniz kalın olursa bu noktada yufkayı yırtabiliyor. O yüzden mümkün mertebe inceltmeye çalışın cevizi. Ben sararken şöyle daha ince bir oklava kullandım. Normal kullandığım oklava birazcık kalın olduğu için. Ama siz açtığınız oklavaya da sarabilirsiniz. Çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Her iki tarafından da şu şekilde büzüştürerek oklavayı içinden çıkaralım. Şöyle bir kere daha gösterelim. Şekerli ve cevizli karışımdan her tarafını serpiyorum. Sona yaklaşırken kenarlarını dilerseniz şu şekilde katlayabilirsiniz. Kenarları da dikdörtgen bir formda olsun isterseniz. Bu şekilde büzüştürüp içinden oklavamı çıkarıyorum. Yapımı oldukça pratik, sizi yormayan, yani şerbet riski olmayan oldukça gerçekten kolay bir tatlı. Tarifimi denerseniz yorum kısmında yorumlarınızı belirtirseniz çok çok memnun olurum. Umarım beğenirsiniz. Biz çok beğendik. Kıyır kıyır oldukça lezzetli olmuştu. Hatta bir kısmını dip frize de atabilirsiniz eğer fazla gelir diyorsanız. Çünkü ben öyle yapacağım. Bu şekilde büzüp tüm bezelerimi bu şekilde hazırladım. Büzerken de şöyle iki taraflı bir şekilde büzerseniz hamuru çok hırpalamamış olursunuz. Şöyle dikdörtgen bir fırın tepsisi kullandım. Bu ölçü tam yeterli geldi. Sizler için de fikir olabilir. Şöyle son yarımı da göstereyim. Eğer iç kısmını az hazırlamışsanız bir miktar daha ceviz çekerek ekleme yapabilirsiniz. Önce bir yarısını, sonra kalan yarısını büzüştürebilirsiniz. Tüm bezelerimi bu şekilde yaptım. Toplamda 15 tane bu şekilde elde ettim. Bu aşamada benim dilimlemem gerekiyordu ama dilimlemeyi de unuttum. Oruç herhalde bugün birazcık beni zorladı. Burada 125 gram tereyağım var. Tereyağını erittim. Üzerindeki köpüğü alıyorum. Köpüğünü ve tortusunu kullanmıyoruz. Tortusunun da gelmemesi için bu şekilde bir çay süzgeciyle süzüyorum. Yağımın üzerine şöyle bir yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Dilerseniz bir miktarını artırarak hepsini tereyağı olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu aşamada dilimlemeyi unutmayın siz. Kaşık kaşık her yerini gelecek şekilde yağlayın. Yağ miktarı kesinlikle az değil. Yavaş yavaş her yerini dökerseniz oldukça yeterli geliyor. Fırını 170 derece önceden ısıttım. Şimdi hemen fırına gönderiyorum. Pişirme ile ilgili tüm püf noktaları yine bilgi kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz.
Tattım pişti. Biraz soğuduktan sonra şimdi sizinle hemen iç kısmına bakacağız. Dediğim gibi ben dilimlemeyi unuttuğum için dilimleme kısmı şimdiye kaldı. Fırından çıkar çıkmaz yaptım bu işlemi. O yüzden çok da fazla kırılma yaşanmadı. Böyle kıtır kıtır bir tatlı olduğu için hani fırından çıktıktan sonra dağılır mı tehlikesi oluyor ama olmadı. Böyle de olabiliyormuş. Çok da kendinizi üzmeye gerek yok eğer unutursanız. Bu şekilde. Şimdi hemen içine bakalım. Bakın içi kıyır kıyır ceviz ve lezzet dolu. Gerçekten çok çok güzel oldu. Videomun sonuna yaklaşırken kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Videom ufak da olsa bir yorum bırakıp beğenmenizi rica ediyorum. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.